Şimdi aslında Süleyman Soylu'nun seçimi demokratik bir şekilde seçmenin kendi tercihini yapmasını ve özellikle iktidarın aleyhine bir sonuç çıkmasını darbe olarak tanımlaması sadece Soylu'nun zihniyeti değil. Aslında mevcut iktidarın seçime, iradeye, halkın tercihine karşı ne kadar hoyratça ve saygısızca olduğunu gösteriyor. Yani kendileri açısından sürekli AKP'nin iktidara gelmesini halka dayandıran, sürekli milli irade, millet iradesinden dem vuran bir iktidar kaybettiğini görünce, toplumsal zemini yitirdiğini görünce, muhalefetin giderek alternatif hale geldiğini görünce bunu hemen bir şekilde tanımayacağını, kabul etmeyeceğini ima eden ve çok ağır bir tanımlamayla bunu darbe olarak tanımlamak gerçekten pervasızlık. Yani düşünün, kendilerinin iktidara geldiği yöntemi başkaları eğer aynı yolla iktidara gelirse veya işte diyelim kendi iktidarlarına alternatif hale gelince darbe olarak tanımlamak aslında başka organizasyonların, başka işlerin çevrileceğine dair bir işareti de veriyor. Zaten bu iktidarın halkın iradesine yönelik tutumu biliniyor. Örneğin biz hep vekillerimizin tutuklandığı, işte eş başkanlarımızın tutuklanıp içeriye atıldığı süreci bir siyasi darbe olarak tanımladık. Güya dokunmazlıklar kaldırıldı vesaire işte mecliste. Ama esasen bu bir darbeydi, siyasi bir darbeydi. İrade tanımamaydı. Daha sonra kayyum uygulamaları oldu. Yani düşünün, biz işte 29 Mart'ta seçimlerde başarı sağladık. Daha eş başkanlarımız, belediye eş başkanlarımız mazbata almaz iken hemen ondan sonra 1 Nisan'da toplantı yapılmış. İçişleri Bakanı mazbatalara el konulması, daha doğrusu kayyum atanması kararı almış. Yani bu kadar iradeye saygısızca yaklaşan bir iktidar var. Dolayısıyla bunlar bizim açımızdan sürpriz değil. İstanbul seçimi buna somut bir örnek. 29 Mart'ta bizzat Erdoğan çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasına karşı dedi ki 13-14 bin oyla kimse seçimi aldığını iddia edemez bu ülkede dedi. Seçimi tekrar etti. Sonuçlarını tanımadı. Bu sefer daha büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu sandıktan çıktı. Şimdi dolayısıyla bu dönemde 14 Mayıs'ta karşılaşacağımız en büyük zorluk bu iktidarın milletin iradesi kendi aleyhine döndüğünde iktidar lehine değil de muhalefet lehine sonuçlar çıktığında bunu tanımama girişimi ve eğilimi taşıyor. Soylu'nun açıklamaları bunun şifreleri niteliğinde. O açıdan biz bu açıklamaları tehlikeli buluyoruz. Bu açıklamaları demokrasiye darbe olarak tanımlıyoruz. Esas darbe halkın iradesini tanımamayı ilan etmedir, beyan etmedir. Zaten AKP iktidarı, Erdoğan iktidarı darbe mekanikleriyle ayakta tutuyor. Sürekli toplumun iradesine, toplumun siyasi tercihlerine darbeler üreterek, darbe mekanikleri devreye koyarak iktidarını sürdürüyor. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta böyle bir riskle toplum, halk karşı karşıya kalabilir. O çerçevede bizim oylara, sandıklara sahip çıkmaz çağrılarımız da zaten bu tehlike karşısında bir tedbirdir. Halkımıza tekrardan o gece hiçbir şüpheye girmeksizin kendi kullandıkları oyun rengini ve sonucunu takip ederek, sahip çıkarak, kendi sandıklarına sahip çıkarak çeşitli oyunlara ve provokasyonlara ve karanlık senaryolara asla zemin ve şans vermeyerek bu iktidarın yenilgiye uğratılmasını talep ediyoruz. Bunun çağrısını halkımıza yapıyoruz. Yani HDP olarak biz aslında 2015'ten beri sistematik bir darbe uygulamasıyla karşı karşıyayız.
zaten az önce de söyledim. Yani vekillerimizin dokunulmazlıkların kaldırılması, kayyum birinci aşamada, birinci dönem kayyum atamaları, sonra seçim yenilediğimiz halde belediyelerimizin tümünü kayyumlardan geri almamıza rağmen tekrar kayyumların atanması ve sürekli bir şekilde partimizin kapatılma davası ile karşı karşıya kalmasına kadarki süreç tamamen sistematik bir darbe uygulamasıdır. Yani biz HDP olarak Türkiye'de aslında darbe uygulamalarına, iktidarın darbe oyunlarına, kumpaslarına, planlarına en sert, en acımasız bir şekilde muhatap olan, karşı karşıya kalan bir partiyiz. Dolayısıyla şimdi seçim arifesinde işte çeşitli sahte tanıklıklar yaratılarak, sahte beyanlar insanlara verdirilerek tekrar bir kumpas kuruldu. Diyarbakır'da neredeyse 100-150'ye aşkın aktif çalışma içerisinde olan arkadaşlarımız gözaltına alındı. Çoğu tutuklandı. Şimdi bunların hepsi esasen darbedir. Gazetecilerin özellikle Kürt özgür basın çalışanlarının hedef alınması seçim veya kritik süreçlerde bir darbedir. Neye darbedir? İfade özgürlüğüne darbedir. Halkın haber almaya özgürlüğüne darbedir. Avukatların gözaltına alınması seçim güvenliğine yönelik bir darbedir. Bunların hepsinin hangi odaklar tarafından organize edildiğini biz biliyoruz. Bunların hepsi merkezi düzeyde planlanıyor. Aslında bir seçim kampanyası gibi. Yani iktidarın, AKP'nin, MHP'nin seçim kampanyasının bir ayağı da partimize yönelik, partimiz en dinamik muhalefet gücü, en direngen muhalefet gücü ve bu güce karşı aslında gözaltılar, kumpaslar, tutuklamalar, takipler ve tacizler nihayetinde işte belli yönleriyle ceza evlerine kadar giden o süreç aslında bir merkezden planlanıyor. Şimdi dolayısıyla bunlara boyun eğecek bir yapı değiliz biz. Bunları biz 30 yıldır darbe sistematiğiyle karşı karşıyayız. Şimdi başka güçlere yöneliyorlar. Muhalefetin tümüne bunu yaymaya çalışıyorlar. Ve muhalefetin en büyük sorunu burada şudur. Bu uygulamaları bir yerlerden başlattıklarında güçlü bir şekilde karşısında durmama hali. Yani kendilerine dokunduğunda, kendilerine sıra geldiğinde ses çıkarmak demokrat olmanın gereği değildir. Adil olmanın gereği değildir. Bu ülkede darbe karşıtı olmanın gereği değildir. O daha çok kendi çıkarına dokunma halinin yarattığı bir tepki. Oysa biz ilk baştan beri dedik, kayyum eğer Kürt halkının seçtiği belediyelere uygulanırsa bu Türkiye'ye yayılır. Siyasi operasyonlar işte seçimi etkileyecek bir biçimde bizim partimize uygulanırsa bu yayılır. Ki nitekim dikkat ederseniz bütün muhalefeti hedef alan açıklamalar geliyor. Onun için esasen darbe seçim arifesinde dinamik güçleri tutuklama, gözaltına alma, baskılamadır. Ve gerçekten AKP iktidarı artık halktan, toplumdan umudunu kestiği için bir darbe uygulamasıyla ayakta durabiliyor. Ama buna da boyun eğecek tek bir HDP'li, tek bir yeşil sol partili yoktur. Biz bu iktidarın eğer bu ülkenin başına bela olmuş bu iktidarın gitmesini istiyor isek, eğer muhalefet bu konuda demokratik bir Türkiye'den, adil bir Türkiye'den, Kürt sorununu çözmüş, halkların kardeşçe birlikte yaşadığı bir Türkiye'den yana ise gerçekten seçim öncesi iktidarın bu uygulamalarına karşı sessiz kalmamalı. Seçim sonrası da bu uygulamaları, bu provokatif uygulamaları devreye koyacak odaklara yönelmelidir. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'de demokratikleşme, değişim süreçleri her zaman karanlık odakların operasyonlarıyla, yönelimleriyle sabote edilmiş. Buna çok yakın tarihte işte
cemaat diye tanımlanan aslında Fethullahçıların bazı uygulamalarını gördük. En kritik zamanlarda yaptıkları operasyonlar, yaptıkları işte müdahaleler. Yine Gladio olarak tanımladığımız Ergenekon diye sonradan tanımlanan odakların belli yönleriyle zamanında bazı girişimlere karşı nasıl sabotaj düzenlediğini biliyoruz. Onun için muhalefet eğer Türkiye'yi yönetmeye adaysa bu odakların kirli oyunlarını görmeli ve tepki göstermeli, deşifre etmeli. Onun dışında biz halkımıza tekrar şu çağrıyı yapıyoruz Yeşil Sol Parti olarak. Bizim parlamento seçimlerinde Yeşil Sol Parti'nin mühürünü, daha doğrusu pusulada Yeşil Sol Parti dışında tek bir partiye oy vermemeliyiz. Bizim parlamento seçimleri için kullanacağımız tek bir pusula var ve o pusulaya tek mühür vurulmalı. O mühür de Yeşil Sol Parti'nin altında olmalı. Diğeri Cumhurbaşkanlığı seçimi için zaten ayrı bir pusula var. Dolayısıyla bazı yanlış anlamalar var. Sanki ittifaktaki partilerin tümüne oy verilecekmiş gibi ya da işte başka partiye de oy verilecekmiş gibi. Parlamento seçimlerine dair pusulaya birden fazla mühür vurulması o oyu geçersiz kılar. Tek mühürdür, o da Yeşil Sol Parti'nin altına vurulmalıdır. Çağrımız budur.